daha asgari. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti arasında teknik işbirliği anlaşması imzalanacaktır. Bu Somali'den Türkiye'ye yapılan sadece ilk ziyaret değil, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olduktan sonra yaptığı yine ilk ziyarettir. Yani bir ülkeye, dış ülkeye yaptığı yine bir ziyarettir. Bundan dolayı da memnun oluyoruz. Türkiye ile Somali arasında çok tarihten gelen ilişkiler vardır. Ta Osmanlı Devleti döneminde tarihi ilişkiler vardır. Bundan dolayı daima hep Somali ve Türkiye dost ülke olmuştur. Hep kardeş ülke olmuştur. O açıdan da ilişkilerimize daima önem vermişizdir. Son özellikle 20 yıla yakın bir zaman içerisinde Somali'de birçok sıkıntılar, iç kargaşalar ve belirsizlikler olmuş ve halk çok büyük sıkıntılar çekmiştir. Fakat son dönemlerde halkın da büyük bir arzusuyla Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Şeyh Şerif Ahmet'le Somali'de yeniden ümitler iyi şekilde yeşermeye başlamıştır. İşte böyle bir kritik dönemde Türkiye olarak kendisini davet ettik. Davete icabet ettiler. Ve bugün biraz önce kendileriyle, heyetleriyle yaptığımız görüşmelerde Somali ile ilgili çok daha fazla geniş bilgiler elde ettik ve düşüncelerimizi paylaştık. Bildiğiniz gibi Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliği vesilesiyle ayrıca sorumluluklar hissetmektedir. Yine aynı şekilde Afrika'ya duyduğu ilgi herkesin malumudur. Bu çerçeve içerisinde birinci el bilgileri almak ve konuşmak ve bütün uluslararası camianın çok önemli meselelerden birisi olarak gördüğü Somali konusunda yapıcı ve faydalı olmak için bu görüşmeleri yapmıştır. Ayrıca haritaya baktığınızda Somali'nin Aden Körfezi'nde ne kadar stratejik bir konumu olduğunu göreceksiniz. Bütün önemli ticaret yolu oradan geçmektedir. Dolayısıyla kritik bir yerdedir Somali. Yine bu stratejik öneminden dolayı ve ticaret yolları üzerinde olmasından dolayı ve yine oradaki belirsizliklerden dolayı korsan meseleleri dünyanın gündeminde olduğu gibi Türkiye'yi de yakından ilgilendirmektedir. Yine sizlerin de bildiği gibi Birleşmiş Milletler platformuna ihdas edilen Somali Korsanlık Temas Grubu'nun kurucusudur Türkiye ve bu çerçevede bir fırkateynimiz, TCG Giresun isimli fırkateynimiz bölgeye gönderilmiştir. Bütün bu söylediğim olumsuzlukların giderilmesi için Somali'de güvenliğin sağlanması, hükümetin her şeye hakim olması ve istikrarı sağlaması önemlidir. Sayın Şeyh Şerif Ahmet'in hükümeti böyle bir kararlılıkla başlamıştır göreve ve büyük bir destek vardır. Hem uluslararası camiadan hem içeriden büyük bir destek vardır kendilerine. Somali halkının acılarının sona ermesi, orada güvenliğin sağlanmasıyla ilgili önemli adımlar atılmaktadır. Türkiye, Somali bu konularda her türlü desteği verecektir. Güvenlik güçlerinin kurulmasında, onların eğitiminde ve onların diğer imkanlarının karşılanmasında
Türkiye'nin hep desteği olacaktır. Ayrıca Somali halkının en temel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da insani yardımlar çerçevesi içinde TİKA elinden gelen her türlü yardımı Somali'ye yapacaktır. Biraz önce imzalanan teknik işbirliği anlaşması da buna imkan vermesi ve Türkiye'nin bu yardımlarının Somali'ye en iyi şekilde ulaşması için yapılmıştır. Ayrıca 23 Nisan'da Brüksel'de toplanacak olan Somali Donörler Konferansı'na Türkiye katılacak ve katkıda sağlayacaktır. Ben tekrar kendilerine ve heyetine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Kendilerinin başarılı olması için Somali'de acıların dinmesi, güvenliğin, istikrarın sağlanması için bütün dünya ile birlikte Türkiye'de elinden gelen her türlü katkıyı Somali'ye verecek.